Moralini düzeltmek, biraz pozitif enerji toplamak isteyenler ekran başına. Bazılarınızın evinizdeki can yoldaşları, kiminizin minik yaramaz çocukları, sokakta birazcık sevgi ve ilgi için yanınıza yanaşan minik kalpler. Bildiğimiz bir gerçek var ki dünya onlarla kesinlikle daha güzel. Bu hafta sizler için tatlı mı tatlı, hareketli, içinizi ısıtacak bir dosya hazırladık. ATV ekranının sevilen ünlü simalarının hayvan sevgisi ve birbirinden sevimli hayvan dostları. Kalp yarasının güzel oyuncusu Yağmur Tanrı Sevsi'nin Alf adında oldukça şirin bir köpeği bulunuyor. Kıvırcık kahverengi tüyleriyle peluş oyuncakları andıran Alf gerçekten çok tatlı. Yağmur Tanrı Sevsin Alf'e vakit geçirmeye bayılıyor. Güzel oyuncu fırsat buldukça köpeğinin sevimli hallerini sosyal medya hesabına taşıyor. Kalp yarasının yamanı Toprakcan adı güzel de hayvansever ünlülerden. Hayvanları çok seviyorum. Yani köpeğim var, 11 yaşında bembeyaz bir golden'ım var. Annemle şu an beraber yaşıyorlar tabii, biz işten dolayı şu an yoğunum. Kedilerimiz vardı bir sürü ama hani bizim değil, işte geliyorlar çıkıyorlar eve falan. Bizim İzmir'deki ev böyle bahçeli bir ev. Kedi köpek öyle yaşıyorlar İzmir'de annemle. Ben de gittikçe orada hayvan sevgimi depolayıp tekrar geri dönüyorum. Hayvanları çok seviyorum tabii. Bu arada Kalp Yarası ekibini çok kıskandığımızı söylemeden geçemeyeceğiz. Hikaye gereği atlarla çok yakın çalışan oyuncular bu güzel hayvanları neredeyse her bölüm görme, onlara dokunma şansına sahip oluyorlar. Vay vay vay, bu nasıl güzel bir şey böyle. Maşallah maşallah, sen ne zaman katıldın aramıza bizim? Sen ne kadar güzel bir şeysin böyle. Al bakalım, bu senin. Ferit'in neden kaçıp kaçıp senin yanına geldiğini şimdi anladım. Sen huzur veriyorsun çünkü. Devasa büyüklükteki kuruluş Osman Platosu'nda onlarca eğitimli at bulunuyor. Dizinin oyuncuları 1200 yılların şartları gereği çok iyi at binmek zorundalar. Sıkı bir eğitim alan oyuncular atlarla sürekli yakın temas halindeler. Bu durum kuruluş Osman oyuncuları ve atlar arasında özel bir bağ oluşmasını sağlıyor. Der ki... Atsızlık dervişlerle aptallaradır. Bey kısmına at yaraşır. Koy versin de beyime kanat olayım. Göğünde ay olayım. Kuruluş Osman dizisindeki rolü sayesinde atlarla iyice yakınlaşan ve onları çok seven Burak Özçivit bu ilgisini oğlu Karan'a aktarmak için elinden geleni yapıyor. Bir zamanlar Çukurova'nın sempatik oyuncusu Sibel Taşçıoğlu tam bir hayvansever. Evinde beslediği tatlı dostları olan başarılı oyuncu, elinin ve gücünün yettiği tüm hayvanlara karşı duyarlı bir tavır içerisinde. Genel olarak sosyal medyadan takip edenler biraz hayvanlara düşkünlüğümü biliyorlardır. 6 tane kedim var evde. Elimden geldiğince sokak hayvanlarına yetmeye çalışıyorum. Adana'da da hayvanlarım var. Yani her gittiğim yerde mutlaka bir çetem olur. Kızının köpeği için ben onun anneannesiyim diyen Müge Anlı'nın favorisi elbette ki dünyalar tatlısı Lokum. Günaydın, merhaba hadi. Merhaba.
Bak anneanne bizi izliyor. Merhaba. Bugün sizi lokumla beraber efendim karşıladı. Müge Anlı ile Tatlı Sert'te kaybolan hayvanlar için bir bölüm de oluşturan Müge Anlı, yıllardır kaybolan hayvanları yuvalarına kavuşturuyor. Kızının köpeği Lokum'u ayrı bir yere koysa da Müge Anlı'nın tüm hayvanlara karşı büyük bir sevgisi var. Hadi gelin bakalım. Pek düşündüğüm gibi olmadı ama. Karınları tok. Efendim günaydın, mutlu sabahlar. Bugün size stüdyomuzun iki horozuyla yayına başlamak istedim. Civcivlikten beri stüdyoda büyütüyoruz. Biz stüdyoda da o doğal hayatı yaşayabildiğimiz kadar burada görmeye çalışıyoruz. Çok güzel kedilerimiz var. Bir zamanlar Çukurova'nın yakışıklı oyuncusu İbrahim Çelikkol, köpeği Josie'yi müsait olduğu her yer ve zamanda yanında bulunduruyor. Josie, Çelikkol ailesinin bir ferdi. Onlarla tatile gidiyor. Aile fotoğraflarında poz veriyor. Hilal Altınbilek köpeği Jüpiter'e çok düşkün. Güzel oyuncu Adana'dan İstanbul'a döndüğü her an tatlı dostuyla hasret gideriyor. Başarılı sunucu Esra Erol, geçtiğimiz senelerde evine dahil ettiği minik dostuyla ailesini büyüten isimlerden. Bakın sevgili Esra Erol, köpekleri Pogi ile ilişkilerinden nasıl bahsediyor? Pogi'miz var. Pogi böyle mini minnacıktı bize geldiğinde. Şimdi ailenin bir ferdi oldu. Çocuklar çok seviyorlar ve alıştılar. Özellikle de büyük abi onun sorumluluklarını alıyor. Çocuklar şunu söylüyor. Anne biz kaç kişilik bir aileyiz? İşte oğlum biz 4 kişilik çekirdek bir aile. Hayır, biz artık 5 kişilik bir aileyiz. Bizim bir kardeşimiz var. O kardeş de Pogi. Kuruluş Osman'ın dişi alpi Buse Arslan, kedisi Gala ile oldukça ilgili. Vaktinin çoğunu Kuruluş Osman setinde kılıç sallayarak geçiren güzel oyuncu, tatil günlerinde tatlı dostuna vakit ayırmaya özen gösteriyor. Kalp yarasının Betül'ü Zehra Yılmaz'ın da hayvanlarla arası oldukça iyi. Güzel oyuncuyla geçtiğimiz yıllarda yaptığımız bir çekimde onun bu sevgisine şahit olmuştuk. Her türlü hayvanı çok seviyorum. Biraz sürüngenlerden korkuyorum ama onun dışında hayvanlarla gerçekten aram çok iyi. Sokakta... Peki... sokakta özellikle sokak hayvanlarına çok üzülüyorum. Gördüğüm zaman mutlaka beslemeye çalışıyorum. Satın alma, sahiplen mesajımızı da vererek sizi bu tatlı görüntülerle baş başa bırakıyoruz.